Yoksa Duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri, hoş geldiniz. Spor bir de centilmenlik anları vardır, kalpleri ısıtır. İşte biz de size bugün spor tarihinin en unutulmaz anlarını derledik. O halde başlıyoruz. Usain Bolt, onu kim tanımaz? 100 metreyi 44.72 kilometre hızla 10 saniyenin altında koşarak dünya rekorunu kırmış ve bu rekoru uzun yıllar elinde tutmuştur. Olimpiyatlarda rakiplerini bir bir eliyor ve altın madalyaları topluyordu. Onunla aynı yarışta olmak oldukça moral bozucu olmalı. Kariyerinin son yarışında ise kendi gibi Afrikalı bir yarışçı olan Justin Gatlin tarafından 0.3 salise ile geçildi. Justin, Usain Bolt'un büyük hayranıydı ve yarış sonunda onun karşısında diz çöküp selamlamak istedi. Ama Usain Bolt kendisini yenen rakibini yerden kaldırdı ve kucakladı. İşte yıldırım adamın kariyeri böyle noktalandı. Yıl 11 Ağustos 2015. Hollanda futbol takımı ADO, PSV'ye 2-1 yeniliyor. Dakika 90+5. Son bir serbest vuruş yapılacak. Ve ADO takımının kalecisi de kaleyi bırakıp defansa geliyor. Kabul edelim, kazanma şansları, hatta berabere kalma şansları bile çok düşük. Ama futbolcular umudunu kaybetmiyor. Ve kaleci gol atıyor. Nasıl bir goldü gördünüz mü? Tekrar izleyelim. Kaleci içeri topa doğru koşuyor. Arkadan topuğuyla vuruyor ve top tam direkten içeri giriyor. Gerçekten inanılmaz. Arif Erdem'in Manchester United'a attığı gol olmadan bu liste eksik kalırdı. Yaşı yetenler gururla hatırlar, yetmeyenler de efsanesini bilir. Galatasaray 2-0 gerideydi ama hırsla oynuyordu. Bu gol bir dönemin bittiğinin bir simgesi olmuştur. Çünkü deplasmanda daha önceden 8'den aşağı gol yemediğimiz bir takıma atılan ilk goldür. İngilizler yine 8 atarız diye düşünürken maç bu golden sonra 3-3 berabere bitmiştir. İşte bu yüzden sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbol tarihinin önemli anlarından biridir. Sadece sporcular değil, atlar da son dakikada inanılmaz şeyler yapabiliyorlar. İşte bu at bunlardan biri. Mind That Bird adındaki at yarışa oldukça geride başlıyor. Kimse onun farkında bile değil, çünkü en sonunculardan biri. Ama birkaç dakika sonra at geride kalmayı kabul etmiyor ve bir anda depara kalkıyor. 1, 2, 3 derken tüm rakiplerini hızla geçmeye başlıyor ve yarışı büyük bir farkla bitiriyor. Sadece birinci olmuyor, tarihe de geçiyor. Kobe Bryant, Amerikalı basketbol oyuncusu basketbol tarihinin unutulmaz isimlerinden biridir. 20 sezon boyunca Los Angeles Lakers takımında oynadı ve Michael Jordan'ın rekorlarını bile kırdı. Örneğin bu oyunda son 5 saniyede rekoru eşitledi. 1, 2 ve 3 atışla. Düşünün, 5 saniye önce oyunu kaybediyorlardı. Basketbolda son saniyelerde her şey olabilir. İşte diğer oyunlardan bazı inanılmaz anlar. Şimdi de maçlarda gözleri güzel kadınlara takılan sporculara geliyoruz. İlk sırada Neymar var. Amanda Cerny'i tanırsınız. Maçta saha kenarında Neymar ile fotoğraf çektirmek ister. Amanda'nın güzelliğine kayıtsız kalamayan Neymar, uzun bir bakışın ardından göz kırparak uzaklaşır. Şimdi de sıra tenisçi Rafael Nadal'da. Saha kenarında dinlenirken top toplayıcı kızlardan birine gözü takılıyor. Bakmak için nasıl çabaladığını görüyorsunuz. Haklı mı sizce? Mayıs 2019 yılında Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Ajax ve Tottenham karşılaştılar. Yenen takım finale yükselecekti. Bu sebeple çok önemli bir maçtı. İlk yarıda 2-0 öne geçen Ajax mutluydu.
Ama işler ikinci yarıda değişti. Tottenham 3 gol atarak Ajax'ı yendi. Hakimin bitiş düdüğüyle Ajax'lı oyuncular üzüntüyle kendilerini yere attılar ve ortaya bu ilginç görüntü çıktı. Buraya kadar geldiyseniz kanala abone olup aramıza katılın. Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Şimdi de sırada sporcuların sempatik davranışlarla tüm stadın kalbini çaldığı anlar var. İlk önce tenisçi Novak Djokovic ile başlıyoruz. Oyun sırasında kenarda dinlenirken saha elemanı bir çocuk kendisine şemsiye tutuyor. Ama çocuğun ayakta yağmurda ıslanmasını istemeyen Novak çocuğu yanına çağırıyor. Şemsiyeyi tutuyor ve ona içecek ikram ederek beraber zaman geçiriyorlar. Ve tüm stat onları alkışlıyor. Sıra Federer ve Gregor Dimitrov maçında. Maç esnasında Dimitrov, seyircilerin arasından bir çocuğu sahaya davet ediyor ve Federer'e karşı oynamasına müsaade ediyor. Çocuk güzel servislerle oyuna başlıyor. Belli ki tamamen acemi değil. Ama dünyanın en iyi tenisçisine karşı ne yapabilirsiniz ki? Oyun devam ederken Federer karşılık veriyor. En sonunda ise çocuk güzel bir atışla oyunu alıyor. Bilerek mi yenildi bilinmez ama Federer şaşkınlığını gizleyemiyor.